Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfaktayız. Mutfak vlogu çekiyorum, Allah nasip ederse. Evet, zeytinyağlı enginar yapıyorum bugün. Ben enginarları tavukla birlikte yapıyorum. Tadı gerçekten çok güzel oluyor. Sade de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptığım için böyle paylaşıyorum. Tavuklarımı küp küp ve küçük küçük olacak şekilde kesiyorum. Bu arada burada şu an elimi kestim maalesef ki. Küp küp kestiğim tavuklarımı ocağa alıyorum. Hiç su koymadan ilk önce suyunu salmasını bekliyorum. Daha sonra suyunu salıp suyunu tekrardan çektikten sonra zeytinyağı birazcık da normal sıvı yağ ile kavuruyorum. O suyunu salasıya kadar ben de diğer garnitürleri hazırlamaya başladım. Haşlayabilirsiniz ama ben kavurmayı tercih ediyorum. Tadının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Haşlama daha hafif olur aslında. Daha da güzel olabilir yaz ayları için. Ama ben kavurarak yaptım bugün. İlk önce havuçlarımı bu şekilde ince ince küp küp doğruyorum. Havuçların pişme süresi biraz uzun olduğu için onları ince doğramaya çalışıyorum. Daha sonra bir adet patates kullanıyorum. Diğer patateslerimi de patatesli bezelye yemeği yapacağım. O yüzden fazla doğradım. Onun videosunu çekmedim. Kenarda o da pişti. Suyunu çeken tavuklarımı güzelce bir karıştırmaya çalışıyorum. Kaşın arkasıyla birazcık tavuklarımı ezmeye çalışıyorum. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur. Evet, içerisine biraz ayçiçek yağı ve biraz zeytinyağı ekliyorum. Sadece zeytinyağı da yapabilirsiniz. Bize çok öz geliyor sadece zeytinyağı. Ondan dolayı biraz karıştırıyorum ben iki yağı. Patates doğramaya devam ediyorum. Bugün menümde patatesli bezelye yemeği, tavuklu enginar ve de pilav salata vardı. Bu şekilde yaptım. Pişme sürelerine göre sebzelerimi attım. İlk önce tavuğu biraz kavurdum. Sonra havucu ekledim. Daha sonra patatesi ekledim. En sonda bezelyeyi ekliyorum. Ve de bu şekilde pişmiş olacak. Bezelyeyi eklemeden önce şu an tuz ve biraz karabiber ekliyorum. Başka herhangi bir baharat kullanmıyorum ben. İkisi yeterli oluyor bence.
sebzelerim neredeyse tamamen pişti. Çok pişirmemeye çalıştım. Tencerede devam edecek çünkü pişmeye. O süre zarfında ben de bir limonun yarısını güzelce enginarlarımın üzerine sıktım. Ve ovdum enginarlarımı limonla. Limon enginarların kararmamasını sağlıyor. Ve garnitürlerimi bir kenara aldım. Aynı garnitürlerimi pişirdiğim tencerede enginarlarımı koydum ve garnitürlerimi üzerlerine ekliyorum bu şekilde. Yarım limon suyu ekledim. Bir çay kaşığı şeker, 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. 2 çay bardağı da suyumu ekledikten sonra çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Ve ocağıma alıyorum. Kaynayıncaya kadar normal, kaynadıktan sonra da kısık ateşte 20-25 dakika enginarların pişmeye devam ediyorlar. Ben diğer taraftan tatlı yapmaya geçtim. Bir kanalımda bu tatlıyı paylaşmıştım, karamelli tart cake olarak. Merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Çatal yardımıyla kontrol ediyorum enginarlarım pişti mi diye. Pişmemişler. O şekilde devam edecek o pişmeye. Evet, diğer taraftan tatlım için karamelimi yapıyorum şu anda. Biz karamelli tatlıları çok seviyoruz. Aynı şekilde şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih ediyoruz. Malum yaz geliyor. Böyle soğuk, fresh şeyler yapmak, yemek insan istiyor. İnşallah onların da tarifleri gelecek. Yazı özel tatlılar. Evet, kekim pişti. Bu kez üzeri kabardı bu şekilde. Neden olduğunu bir fikrim yok. 180 derecede fanlı ayarda pişiyorlar. Evet, diğer taraftan enginarlarımı kontrol ediyorum. Enginarlarım gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. Altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum onu artık. Diğer taraftan tatlımı fırından aldım. İlk sıcağı çıktı ve artık soğuyan karamelle tatlımı buluşturuyorum. Bu tatlı gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hazırmış gibi, böyle dışarıdan satın alınmış gibi olan tatlılardan. Evet, dışındaki kabarıklık içerisine de gelmiş. Herhangi bir sorun yok. Neden kabardı hakkında da bir fikrim yok. Evet, karamelimi güzelce döküyorum ve kaşığın arkası yardımıyla da yayıyorum. Daha sonra onu soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. En az yarım saat dinlenirse çikolata ve karamel birbirlerine geçmemiş olacaklar. İki ayrı kat olarak gözükecekler dilimlediğinizde görüntü olarak. Evet, iyice dinlendi 45 dakika ve çikolata sosumu da o süre zarfında ben hazırladım. Çikolata sosu da soğuk olursa güzel olur. Yani tamamen soğuk olmasa bile en azından ilk sıcağı çıkmış olursa güzel olur. Karamelle birbirlerine karışmamaları için. Yine aynı şekilde döktüğüm çikolatayı da normal bir kaşık yardımıyla yayıyorum. Yavaşça. Evet, tatlımı dolaba attım. En az 3 saat dinlenecekler.
Enginarlarım da ilk sıcağı çıktı. Güzelce dinlendiler. Artık servis yapıyorum. Tadım aşamasına geçiyoruz. Zaten biraz ucundan tattık biz. Gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Hafif seviyorsanız bütün garnitürleri vesaire haşlayarak da yapabilirsiniz. Evet, benim videom buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Fikirleriniz benim için önemli. Yorumlarınızı aşağı bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.